Saadet Partisi İlinegöl İlçe Teşkilatı Şubat ayı ilçe divan toplantısını gerçekleştirdi. Yoğun bir katılımla yapılan divan toplantısında konuşan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan, gündemle ilgili açıklamalarda bulundu. Arıkan, HDP'nin Cumhur İttifakı içerisinde yer alacağını ileri sürdü. Bu arkadaşların ittifakları var. Milliyetçi Hareket Partisi ittifakları var. Büyük Birlik Partisi'ndeki arkadaşların ittifakları var. Kısmen Vatan Partisi'ndeki ittifaklarla ittifakları var. Ama bu ittifakların yapılacak ilk seçimde istedikleri sonucu alamayacaklarını gördükleri için İmralı'daki vatandaşla ittifak arayışına girdiler. Bu detayı yakalayabilen tek siyasi hareket elhamdülillah Saadet Partisi. Saadet Partisi İnegöl İlçe Teşkilatı Şubat ayı ilçe divan toplantısını gerçekleştirdi. Sani Konukoğlu konferans salonunda yoğun bir katılımıyla yapılan toplantıda önce mahalle teşkilatları faaliyetlerini paylaştı. Ardından en iyi faaliyet yapan mahalle teşkilatına teşekkür belgeleri takdim edildi. Erol'un ardından Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan gündemle ilgili açıklamalarda bulundu. Bu gecede teşkilatımızın hazırlamış olduğu bir programla yaklaşık İnegöl'ümüzde o gece 4000 esnafımıza ziyaret edeceğiz. Yine binlerce insanımıza el sıkışacağız. Bu vesileyle bir program düzenlenmiş oldu. Şimdiden bütün mahallelerimizde, özellikle yönetim kurulu üyelerimizin görevli olduğu mahallelerde yönetim kurulu üyeleriyle birlikte, mahalle teşkilatlarımızın yönetim kurulu üyeleriyle birlikte yapılacak çalışmada hassasiyet göstermesini rica ediyorum. Önemli bir gece ve bu geceyi Saadet Partisi teşkilatı olarak bizler de insanımıza dokunmak üzere bir fırsata çevireceğiz. Hep beraber o gün, o akşam sahada olacağız. İlçe binamızla ilgili bir gündemimiz var. İnşallah ayın 10'u itibariyle, 10 Mart itibariyle yeni binamızda çok daha etkili ve güzel hizmetler yapacağımız bir döneme gireceğiz. Daha yoğun sahalarda çalışacağız. Ve bu yeni binamızda birçok insanımızı, üyemizi aramış olacağız. Bu müjdeyi de şimdiden vermiş olalım. Önümüzdeki süreçte bütün mahallelerimizde üye buluşmaları toplantısı icra edecek. Her mahallemizin kendi meydanında, kendi esnafımızın yoğun olduğu alanda inşallah orada ikramlı buluşmalar tertip edeceğiz. Ve üyelerimizle paylaşıp üyelerimizi bu vesileyle dinlemiş olacağız. Bu önümüzdeki süreçte bundan sonra anlatmaya ara vereceğiz, dinlemeye önem vereceğiz. İnşallah İnegöl'ümüzün tamamını dinlemiş olacağız önümüzdeki süreçte. Ardından seçim ittifakıyla ilgili açıklama yapan Arıkan, Cumhur İttifakı'nın yapılacak olan seçimlerde istediğini alamadığı için ittifak arayışlarına girdiğini ve HDP ile ittifak yapacağını ileri sürdü. İnsanlar, seçmenimiz 20 yıl boyunca iktidar ne istediyse verdi. Her seçimde, son 2019 seçimlerinde biraz ikaz yaptı, büyükşehirlere İktidar Partisi'nden aldı. Ama onun dışındaki bütün seçimlerde kayıtsız, şartsız bir destek sağlamasına rağmen ülke zifiri bir karanlığa dönmüş vaziyette. Bu arkadaşların ittifakları var. Milliyetçi Hareket Partisi ittifakları var. Büyük Birlik Partisi'ndeki arkadaşların ittifakları var. Kısmen Vatan Partisi'ndeki ittifakları var. Ama bu ittifakların yapılacak ilk seçimde istedikleri sonucu alamayacaklarını gördükleri için İmralı'daki vatandaşla ittifak arayışına girdiler. Bu detayı yakalayabilen tek siyasi hareket elhamdülillah Saadet Partisi. Bu arkadaşlar bu ittifak arayışına girerken algı operasyonunu o kadar çok güzel yapıyorlar ki bizi onlarla ortaklık yapmakla suçluyorlar. Değerli büyüklerim, ilk defa algı siyasetine bize karşı uygulamıyorlar. Bu milli görüş tarihi boyunca olmuş bir hadise.